Bölüm ve meslek tercih ederken işsiz kalır mıyım sorusu ilk sıraya yerleşti. Tamam, kaygıyı anlıyorum, ailelerin de kaygısını anlıyorum. Ama tek başına da tehlikeli olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sadece işsiz kalır mıyım diye düşünüp bir bölüm seçerseniz, üniversite seçerseniz 5 yıl sonra ne olacağını bilemeyebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz hocam? Evet, öğrenciler öncelikli olarak ilk sordukları hemen hemen diyebiliriz ki soru bu. İş imkanı var mı hocam? İyi para getiriyor mu hocam? Bir mesleği tercih ederken bu soruyla yola çıktığımız zaman aslında çok kısıtlı verileri elde edecekler öğrenciler. Çünkü bir mesleğin, daha doğrusu bir yüksek öğretim programının gerektirdiği ya da oluşabileceği iş alanlarını şu an belki oluşmadı. Bugün var olan mesleklerin büyük bir çoğunluğu bir 10 yıl önce adını sanını bilmiyorduk. Ne güzel söylediniz hocam ya. Evet. Kendi mesleğimden yola çıkayım. Ben rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum ki şu an yaptığım görevi ben o zamanlar böyle bir istihdam imkanı olduğunu bilmiyordum. Ama zaman içerisinde insanların ihtiyaçlarıyla, sektörün ihtiyaçlarıyla beraber o iş tanımları gerçekleşiyor ama temelini bilmek gerekiyor. O zaman da ben yani bugünkü iş tanımım içerisinde de insan var, öğrenci var. Seçtiğim zaman da insan ve öğrenci vardı. Dolayısıyla öğrencilerimizin burada aslında iyi para getiriyor mu ya da iş imkanı var mı Ya da anne sorularından babaların da. ya da anne Yani babaların. işsiz kalmayacağım bir meslek seç gibi bir yaklaşımla gittiğiniz zaman çocuğun önünü kapatabilirsiniz. Kesinlikle. Böyle bir yaklaşımdan öte öncelikle şunu öğrenmekte fayda var. Bu mesleğin gerektirdiği ilgi alanları neler? Bu mesleği yerine getirebilmem için ben nelere ilgi duymalıyım? Değerlerimle uyuşuyor mu? Öncelikle bunları araştırmaları gerekiyor öğrencilerimizin. Yani tercih yaparken, yüksek öğretim programlarını elerken öğrenciler bunları cevaplarını bulmaya çalışsınlar. Bir de öğrencilerimizin en büyük yanlışı hani diyoruz ya gidin o mesleğin üyeleriyle görüşün, o mesleğin üyeleri size hangi ilgi alanları gerektirdiğini söylerler. İlk sordukları soru şu oluyor, mesleğinizden memnun musunuz? Bu da karşıdaki Kişisel bir bireyin şey. kesinlikle çok kişisel. Dolayısıyla bundan öte mesleği araştırıp yani şunun da farkına varsınlar. Eğer o meslek kendilerine uygunsa zaten başarılı olurlar. Ve o başarı beraberinde parayı da getirir, iş imkanını da getirir. Dolayısıyla bunun farkında olmaları çok önemli Çok diye önemli. düşünüyorum. Çok güzel anlattınız hocam.